Herkese yeniden merhaba. Geçen dersimizde erkekte üreme sistemini anlatmıştım. Bu dersimizde de insanda büyüme ve gelişme konusuyla devam ediyor olacağım. İnsanda büyüme ve gelişme dendiği zaman aklınıza elbette zigot ve sonraki dönemler gelecek. Tek bir hücre olan zigottan milyarlarca hücreden oluşan vücudumuzun oluşması süreci aslında büyüme ve gelişme olarak adlandırılır. Büyüme ve gelişme sürecinde ilk serüvenimiz annemizin karnında geçirdiğimiz toplamda 266 günlük serüvendir. Tabii ki bu normal şartlar altında arkadaşlar. Doğumla başlayan yeni süreçte ise gelişim dönemleri, işte bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık olarak adlandırılır. İnsanla özellikle büyüme dendiği zaman aklımıza mitoz bölünme, yani hücre sayısının artışı gelir. Gelişme ise insanda zigot oluşumundan ölümüne kadar olan süreçte gerçekleşecektir. Sperm ve yumurta çekirdekleri birleştiği zaman döllenme diyoruz. Yani döllenmiş yumurtaya ise artık zigot diyoruz. Zigot artık, bakın, spermden gelen N kromozom yumurtadan gelen N kromozomla birleşti. İki N kromozomla artık zigotu oluşturmuş oldu. Ve zigotta mitoz bölünmeler geçirerek embriyoyu oluşturdu. Embriyo ise anne karnında daha sonra fötüs haline gelecek ve en sonra da junior bir birey olarak dünyaya gelmiş olacaktır arkadaşlar. Devam ettiğimizde embriyonun gelişim sırasında segmentasyon, gastrulasyon ve farklılaşma aynı zamanda organogenez dediğimiz olaylar meydana gelecektir. Yani organogenezden kastımız organ oluşumudur. İşte bu aşamalar geçtikten sonra, oluştuktan sonra gelişim tamamlanmış oluyor diyebiliriz. Segmentasyon, zigot oluştuktan sonra gerçekleşen art arda mitoz aşamalarına segmentasyon diyoruz. Yani art arda mitoz bölünmeler geçen aşamaya segmentasyon aşaması diyoruz ve segmentasyon sonucunda oluşan her bir hücreye ise artık blastomer diyoruz. Segmentasyon sırasında hücre sayısı işte 2 üzeri n olarak artacaktır, geometrik artış şekli. Örneğin bakalım, zigottan ergin bir birey oluşum sürecinde olaylarından hangileri gerçekleşmez diyor. Homolog kromozom ayrılması, kardeş kromatiti ayrılması, crossing over gerçekleşmesi. Şimdi zigottan ergin birey oluşum sürecinde mitoz bölünme gerçekleşeceğinden arkadaşlar ne olacaktır? Kardeş kromatiti ayrılması gerçekleşecektir. O zaman arkadaşlar crossing over olayı ve homolog kromozom ayrılması ne yapamaz? Gerçekleşemez. Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktır. Devam ettiğimizde insanda döllenme ve embriyonal gelişime bakalım. Nasıl oluyormuş insanda döllenme olayı? Nerede gerçekleşiyormuş? Ona bakalım. Şimdi biliyorsunuz dişilerde iki tane yumurtalık var ve yumurtalıklar, yani diğer adıyla ovaryum dediğimiz kısım. Bu yumurtalıklarda arkadaşlar yumurta oluşturuluyor ve her ay bir tanesi ne yapıyor? İşte yumurta kanalından dışarıya atılıyor. Ama döllenme gerçekleşirse, bakın, falop tüpünde döllenme gerçekleşirse ne oluyor? Sperm hücresinin çekirdeği ile yumurta hücresinin çekirdeği kaynaşıyor. Ve biz bu olaya döllenme diyoruz. Aynı zamanda işte döllenme gerçekleştikten sonra mitoz bölünmeler başlıyor. İşte biz bu döllenme zarı oluşuyor. İşte ikiye bölünüyor. İkili blastomer adını alıyor. 2 üzeri N şeklinde gerçekleştiğinden ne olacaktır? Birinci kez bölündüğünde bu şekilde ikili blastomer olacaktır. İkinci kez bölündüğü zaman ise dörtlü blastomer halini alacaktır. Evet, aynı zamanda üçüncü kez döllendiği zaman da sekizli blastomer halini alacaktır. Ve biz bu olayların tamamına segmentasyon diyoruz. Yani bölünme, mitoz bölünme aşaması.
Aynı zamanda mitoz bölümü devam ediyor. Morula evresi işte sayıcı artarak 2 üzeri n şeklinde geometrik artış şeklinde ne yapıyor? Hücreler bölünmeye devam ediyor ve bölünerekten ne yapıyor? Geliyor uterus duvarına tutunuyor. Ve tutunma gerçekleştikten sonra da orada büyümeye, yani hücre sayısını artırmaya devam ediyor. Embriyo gelişim sırasında hücre sayısının artışına büyüme, hücrelerin özelleşerek farklı özellikler kazanmasına ise farklılaşma diyoruz. Arkadaşlar büyümeyi genel olarak hepimiz az çok biliriz. Bunu farklılaşma dediğimiz olay bir tık daha nedir? Önemlidir. Neden? Çünkü hücrelerin özelleşmesi söz konusudur. Farklı özellikler kazanması söz konusudur. Dolayısıyla burası bizim için önem arz edecektir. Dönlenme olayı falopi tüpünde olduğu için zigot ilk bölünmelerini elbette ki falopi tüpünde gerçekleştirir. Morula aşamasına baktığımızda zigot ard arda mitoz geçirerek işte 2, 4, 8 plastomal hücre topluluğu oluşur. Birbiriyle aynı büyüklükte ve aynı kalıtsal yapıdaki blastomerlerin oluşturduğu dut görünümündeki hücre topluluğuna morula diyoruz. Yani aslına bakarsanız biraz önce gördüğünüz böyle küçük küçük hücrelerin bir araya gelmiş, kümeleşmiş haline morula aşaması dedik. Segmentasyon olayı gerçekleştikçe oluşan hücreler gittikçe küçülecektir. Bakın burası önemli. Zigottan morula oluşurken hücre büyümesi olmadan bölünme gerçekleşir. Dolayısıyla morula evresindeki embriyoda çok sayıda hücreden oluşmasına rağmen kütlesinde artış görülmez. Bakın burası da önemli. Yani aslında bakarsanız hücre büyüyor, bölünüyor, bölünüyor, bölündükçe küçülüyor aslında. Dolayısıyla ne olacaktır? Morula evresindeki embriyo çok sayıda hücreden oluşmasına rağmen kütlesi değişmemiş oluyor. Bölünme için gerekli enerji hücre sitoplazmasındaki besinlerden karşılanmakta. Bu sebeple zigot moruladan daha ağırdır. Burası arkadaşlar bazen sorularda gelebiliyor. Zigot moruladan daha ağırdır. Yani morulada çok sayıda hücre olmasına rağmen arkadaşlar moruladan daha ağır. Zigot ağırdır morulan. Devam edelim. Zigottan morula oluşurken meydana gelen değişimler ile ilgili olarak aşağıda grafikler verilmiş ve bu grafikler bazen sorularda yorum olarak gelebiliyor karşımıza. O nedenle bakalım. Bakın zigottan morula oluştukça hücre sayısı evet artıyor. Bir sürü hücre oluşuyor. Hücre büyüklüğü gitgide ne yapıyor? Küçülüyor. Yani azalıyor. Zigottan morulaya doğru hücre büyüklüğü ne yapıyor? Aslına bakarsanız azalmakta. Hücre sitoplazması ise zigottan morulaya doğru yine azalmakta. Hücrenin kromozom sayısı ise ne zigotta ne de morulada farklılık göstermiyor. Her ikisinde de aynı kromozom sayısı. Morula mitoz bölünme sonucu oluştuğundan morulayı oluşturan her bir hücrenin kılcal yapısı, DNA'daki nükleotit dizilimi, organel çeşitleri kesinlikle aynıdır. Çünkü zaten aynı bireye ait. Dolayısıyla DNA'daki gen dizilimi, nükleotit dizilimi aynı olmak durumundadır arkadaşlar. Burayı unutmuyoruz. Şimdi morulayı oluşturan hücrelerin dışa doğru göç etmesiyle oluşan tek sıralı hücre tabakasıyla çevrili içi sıvı dolu küreye benzer. Embriyoya blastula diyoruz. Gördüğünüz gibi içi küreye benziyor ve içi aslında sıvı dolu bir küreye benziyor arkadaşlar. Blastula da içi özel bir sıvıyla dolu olan bu boşluğa blastosol boşluğu ya da blastula boşluğu diyoruz. Blastula evresindeki hücreler çevresiyle temas halinde olacaktır. Sebebi ise gaz alışverişinin kolaylıkla sağlanabilmesi içindir arkadaşlar. Blastula evresindeki embriyo döl yatağına tutunmaya hazırdır ve blastocist'e dönüşmeye başlar. Artık embriyonun kütlesi döl yatağında tutunduktan sonra artmaya başlar. Yani
Döl yatağında embriyo tutulduktan daha sonra ne yapacaktır? Embriyo artık beslenmeye başlayacaktır ve kütlesi de artmaya başlayacaktır. Morula ve blastula evrelerinde hücre farklılaşması yoktur. Farklılaşma gastrula ile başlar. O zaman bakın gastrula aşamasını unutmuyorsunuz. Gastrula aşamasında farklılaşma meydana geliyor. Blastosit halindeki hücre kümelerinden alınan hücreler embriyonik kök hücreleri oluşturmaktadır. Örneğe bakalım. Blastulayı oluşturan tüm hücrelerin işte DNA nükleotit çeşidi, DNA'daki nükleotit sayısı, DNA'daki nükleotit dizilimi özelliklerinin hangileri aynıdır? Arkadaşlar biraz önceki slaytımızı zaten söyledik not olarak. O zaman blastulayı oluşturan tüm hücreler aslında aynı hücreden olduğu için ne olacaktır? Hepsi olacaktır. Yani DNA'daki nükleotit çeşidi, nükleotit sayısı ve nükleotit dizilimi aynı olmak durumundadır. Devam edelim. Şimdi gastrulasyon aşamasına bakalım. Hücre tabakalaşmalarının meydana geldiği evre gastrulasyon ve bu evredeki embriyoya ise gastrula denir. Blastulanın alt kutubundaki hücreler blastula boşluğuna doğru göç eder ve hücre göçü başlamış olur. Hücre göçü alt kutuplardaki hücreler üst kutuptaki hücrelere temas edinceye kadar devam eder. İçeri çöken kısım ilkin bağırsaktır ve bu hücreler endoderme meydana getirir. Gelişme ilerlediğinde ilkin bağırsak içeriye doğru çöküntüyle iki tane cep oluşur ve bu ceplerin duvarındaki hücreler artık mezodermi oluşturmaktadır. Şimdi ne demek istedik biz burada? Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık ne olmuş? İçeriye doğru çöküntü oluşturmuş. Çöküntü oluşturduktan sonra üçüncü resimde arkadaşlar görüyorsunuz. Bu kısımlar birleşiyor ve şu kısım nereye oluşturuyor? İlk ağız kısmını oluşturuyor. Gastrulasyon evresinde blastosom boşluğunun yerini bütün gelişme boyunca kalıcı olan gastrula boşluğu yani ilk sindirim boşluğu alır. Gastrula boşluğunun dışı olan açıklığına blastopor yani ağız diyoruz. Ve blastopor da ilk ağız adını almış olacak. Yani ilk sindirim boşluğu kısmı oluşmuş oldu. Gastrulasyon evresinde sırasıyla ektoderm, endoderm ve mezoderm olmak üzere 3 embriyonik tabaka oluşur. Segmentasyon evresinde farklılaşma gerçekleşmez. Ama gastrulasyon evresi ile birlikte farklılaşmanın başladığını unutmuyorsunuz. Bakın bu not çok çok önemli. 2 tane yıldız bıraktım ben buraya. Yani segmentasyon evresi yani bölünme evresinde mitoz bölünmeler geçiren evrede farklılaşmanın olmadığını ancak gastrulasyon evresi ile birlikte farklılaşmanın başladığını unutmuyoruz. Evet farklılaşma ve organogenez olaylarına bakalım. Gastrulayı oluşturan embriyonik tabakalarından organ taslaklarının oluşumuna ne diyoruz? Organogenez diyoruz. Önce organ taslakları oluşuyor. Daha sonra bu organ taslaklarından da organlar farklılaşarak oluşmuş oluyor. Organogenez gebeliğin ilk 3 ayında gerçekleşmektedir. Organogenezi değişen gen faaliyetleri, hücre göçleri, hücreler arasında kümeleşme ve karşılıklı etkileşim yani embriyonik indiksiyon dediğimiz durum aynı zamanda programlanmış hücre ölümleri olayları ile sağlar. Evet. Organogenezde embriyonik tabakalar daha küçük hücre gruplarına ayrılarak hücreleri, aktif genleri ve hücre şekilleri farklılaşır. Bazı organların oluşumunda programlanmış hücre ölümleri etkilidir. Örnek verecek olursak, örneğin işte parmak aralarımızdaki perdelerin yok olması arkadaşlar nedir? Aslında programlanmış hücre ölümlerinin sonucudur. Bazı organların oluşumunda tek bir embriyonik tabaka yeterli olmaz. Birden fazla embriyonik tabakanın etkileşimi gerekli olabilir. Biz buna ne diyoruz? Embriyonik indiksiyon diyoruz. Yani başka başka dokuların birbiriyle etkileşimi olayına embriyonik indiksiyon diyoruz.
Örneğin baş ektodermi ile beyin ektodermi teması ile göz oluşmakta, göz yapısı oluşmaktadır. Bunun gibi embriyonik indüksiyon söz konusu olacaktır. Embriyonun dışında yer alan zarlar. Şimdi embriyonun dışına baktığımız zaman amniyon zarı, amniyon sıvısı, allantois, koryon ve vitellus kesesi olarak gördüğümüz kısım vardır ve dört kısımdan incelenir. Şimdi bunların tek tek neler olduğuna bakalım. Amniyon zarı embriyoyu dıştan kuşatır. Embriyo ile amniyon zarı arasında amniyon sıvısı bulunacaktır. Amniyon sıvısı ise embriyoyu ne yapacaktır? Mekanik etkilere karşı korur ve embriyonun da kurumasını önler. Allantois ise kuş ve sürüngenlerde boşaltım atıkları depolanır ve gaz alışverişine yardımcı olur. Plasentalı memelilerde ise allantois kesesi embriyo rahmine tutunduktan sonra göbek kordonunun yapısına katılmakta. Allantois göbek bağındaki atar damarları ve toplar damarları oluşturmaktadır. Vitellus kesesi ise embriyonun besin ihtiyacını karşılamak üzere özelleşmiştir. Plasentalı memelilerde vitellus kesesi küçülmüştür, hatta kaybolmuştur. Plasentalı memelilerde embriyo besin ihtiyacını ne ile sağlayacaktır? Çünkü plasenta ile anneden sağlayacaktır. Koryona baktığımızda tüm embriyonik zarları ve embriyoyu kuşatan, en dıştan saran zardır. Embriyoyu korur ve gaz alışverişini sağlar. Koryon plasentanın yapısına da katılmış olur. İnsan embriyosunun gelişimine baktığımız zaman menstruasyon döngüsünden doğuma kadar olan süreç 40 haftada. Yani yaklaşık 280 günde tamamlanır. Tabii ki arkadaşlar bu süreç bireysel farklılıklar gösterecektir. Bireyden bireye farklılıklar gösterecektir. Bireyin durumuna göre, işte stres durumuna, hormonal dengesine vesaire gibi faktörlere bağlı olarak bu işte 40 haftalık süreç farklı olabilir. Zigottan doğuma kadar olan süreçte gelişimi segmentasyon, embriyonik evre, fetal evre olmak üzere 3 evrede incelenir. Zigot ard arda mitoz geçirerek 3 gün içinde 16 hücreden oluşan morulayı oluşturmakta. Rahim boşluğuna ulaşan morula 3 gün içerisinde blastosite dönüşmekte. Blastosit rahim duvarına tutunur ve orada gelişmeye devam eder. Ve bu duvarda yer alan hücrelerin bir kısmından plasenta oluşur ve döllenmeden 6 gün sonra rahim duvarına tutunmuş olur. Plasenta oluşumu anne ve embriyodan köken alır, plasenta oluşumuna koryon zarı katılacaktır. İnsan embriyosunda plasenta embriyonun beslenme, solunum ve boşaltım ihtiyacını karşılayacaktır. Yine plasenta ile embriyo arasında madde alışverişi göbek bağı dediğimiz bağ ile sağlanacaktır. Göbek bağının oluşumuna vitellus, allantois ve amniyon embriyonik zarları katılmaktadır. Göbek bağı 2 atar damar ve 1 toplar damar içermekte. Şimdi bu damarların özellikleri bizim için çok çok önemli olacak. Göbek bağı embriyodan köken aldığı için şimdi atar damar kirli, yani karbondioksit miktarı fazla. Toplar damar ise temiz kan taşıyacaktır arkadaşlar. Şimdi düşünecek olursak dolaşım sistemini anlattığım üzere. Atar damarlar normalde temiz kan taşıyordu. Yani oksijenle zengin kan taşıyordu. Zengin. Toplar damarlar ise tam tersiydi. Toplar damarlar ise tam tersiydi. Yani karbondioksitçe zengin olduğu için biz buna kirli kan demiştik. Dolayısıyla ancak kim hariç demiştik? Bakın, bütün atar damarlar temiz kan taşır. Sadece
akciğer atar damarı hariç demiştik. Bütün toplar damarlar kirli kan taşır fakat sadece akciğer toplar damarı temiz kan taşır demiştik. Yani aslına bakarsanız şu an notumuza bir tane daha not ekliyoruz. Şimdi burası önemli. Burası da bunun zaten devamı. Şimdi kim hariç demiştik? Bir de akciğer atar damarı, atar damarı ve akciğer toplar damarı, toplar damarı hariç demiştik. Bu notumuzu yazmıştık. Şimdi bir de arkadaşlar bu duruma göbek bağı embriyodan köken aldığı için göbek bağında bulunan damarları da ekliyoruz. Yani atar damar kirli, toplar damar temiz kan taşımış olacak. O zaman arkadaşlar aynı akciğer gibi göbek bağındaki embriyoda göbek bağında bulunan atar damar ve toplar damar da akciğer gibi ters bir durum söz konusu. Atar damar ve toplar damar yönünden, işte kirli ve temiz kanın taşınması yönünden arkadaşlar zıtlık içeriyor. O zaman bu notu da söyledikten sonra devam edelim. 4 haftalık embriyo yaklaşık işte 5 mm boyundadır. Organ ve sistemleri şekillenmeye başlar. Yani özellikle taslakları oluşmaya başlar. Kalp atar. Arkadaşlar kalp kendiliğinden atmaya başlıyordu. Sinoatrial düğüm dediğimiz düğümle atmaya başlıyordu ilk başta. Ve ölünceye kadar da devam eden bir durum. Elbette ki dinlenme gerçekleşiyordu kalp her atımında ve her bir vurumda arkadaşlar dinlenme gerçekleşiyordu. Kol ve bacak oluşmaya başlar. Yani organ taslakları yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. 6 haftalık embriyoyu görüyorsunuz. Yaklaşık 12 mm boyunda kol ve bacaklar dışarıya doğru büyümüş olacak. İşte 8 haftalık embriyo yaklaşık 25 mm boyunda göz, burun, kulak taslakları belirginleşiyor. Ayak ve el parmakları oluşuyor. 3 aylık embriyo ise fetüsün cinsiyeti belli oluyor 3 aylıkken. 5 aylıkta ise iskelet kasları aktif olmaya başlıyor. Anne fetüsün hareketlerini hissetmeye başlıyor. İşte içerideki hareketlerini vesaire hissedebiliyor anne. 6 aylık embriyoda kaş, kirpik ve bu kısımlar belirginleşiyor, saç gibi. Deri oldukça buruşuktur arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 8. ayda erkeklerin testisleri testis torbasına iner. 9. ayda renk pigmentleri oluşmadığı için derileri kırmızıdır. Fetüsün bütün organları gelişmiş ve işlevsel yapı kazanmıştır. Hamileliğin düzenli olarak kontrol edilmesi özellikle gereklidir. Ultrason ile doğum öncesinde kalıtsal hastalıkların, anomaliklerin belirlenmesi ve embriyonun sağlıklı gelişip gelişmediği kontrol edilir ve buna göre önlemler alınabilir. Embriyoda kalıtsal anomalilerin olup olmadığı amniyosentez yöntemiyle doğmadan önce saptanabilir. Amniyosentez dediğimiz olayda işte enjektör yardımıyla amniyon sıvısına yeterince sıvı çekildikten sonra amniyon sıvısı bebeğe ait hücreleri rastlandığı için kromozom durumu incelenir ve ebeveynler bebekte kromozom anomalisi olup olmadığını hakkında bilgilendirilir bu şekilde amniyosentez yöntemiyle. İşte gelelim hamilelikte bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen faktörlere. Hepimiz az çok biliyoruzdur. Hamilelikte işte sigara kullanımı bebeği olumsuz etkiler. İşte stres yine olumsuz etkiler. Sigara kullanımına bağlı olarak erken doğum, düşük ağırlıklı doğum, gelişimsel bozukluklar ya da bebeğin ölüm riski ne yapacaktır artabilir. Özellikle bebeğin beyin gelişiminde olumsuz etki yapar. Bebeğin anne karnındaki ölümüne neden olabilir. Folik asit beyin ve sinir sistemi için, gelişim için özellikle önemli olduğundan özellikle hamile bayanlara folik asit takviyesi yapılır. Folik asit eksikliği erken doğum, düşük doğum, ağırlığı ile plasentanın erken ayrılması gibi olumsuzluklara neden olabilir. İlaç kullanımı, radyasyon,
X ışınlarına, gama ışınlarına maruz kalma yine embriyonun gelişimini olumsuz etkileyecektir. Dersimizin sonuna geldik. Herkese iyi günler diliyorum.